Mavi Kadın'dan herkese merhabalar. Bugün ekranların sevilen yarışması MasterChef ile ilgili küçük analizler yapacağımız bir program yapıyoruz. Konuğum Rıdvan. Şimdi aslında çok fazla konuşacağımız şey var ama son zamanlarda biliyorsun Survivor'ın da sona ermesiyle MasterChef başladı. MasterChef ile ilgili biraz seninle konuşmak istiyorum. Takip ediyor musun? Takip ediyorum ama tabii ki 2020'deki o MasterChef programı zirvedir benim için. 2020'den sonrası çok şey olmadı ama bu sene özellikle bir karakter sayesinde, bir kişi sayesinde çok izledim. İsim verme. Ben o karakteri tahmin edeceğim. D ile başlıyor ismi. Evet. Deniz. Aynen öyle. Evet, Deniz'den şöyle kısaca bahsedelim izleyicilerimize. Deniz bu sene MasterChef'te fazlasıyla tepki toplayan hem fragmanlarda hem bölümlerde sosyal medyada gerek sosyal medyada fazlasıyla tepki toplayan isimlerden bir tanesi. Çünkü biraz diğer yarışmacılara göre anlaşmazlık yaşayan bir isim. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Biliyorsun Deniz elendi son bölümde ve elenirken MasterChef jürileriyle vedalaşırken bir fenalaşma sahnesi oldu. Daha önce de Deniz'in aslında MasterChef stüdyosunda böyle bir takım olayları olmuştu. Astım hastası olduğu için stüdyoda fenalaştı, ilaç gerekti tarzında. Sen bu konuyla ilgili neler söylersin? İzledin mi son bölümü? Tabii ki izledim çünkü yani bir eleme şeyi var sonuçta orada. MasterChef'te eleme geceleri beni çok heyecanlandırıyor. Keza Survivor'da da öyle. Ama ben Deniz'in oradaki o bayılmasını, şimdi astım hastasıdır, bir hastalığı, bir rahatsızlığı vardır. Amenna. Lakin Deniz'in orada yapmak istediği bana göre yani hani bazı şeyleri izleriz ve bu kurgudur, bu program için şovdur deriz ya. Ben şimdi günahını da almak istemiyorum kadını, bilmiyorum çünkü. Ben bunun biraz şov olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten hani Deniz'in orada bayılmıştır, belki gerçektir, belki kendi çok kötü hissetmiştir. Ama ben onun tamamen bir şov olduğunu düşünüyorum ve Deniz ne yazık ki kimse tarafından böyle çok sevilen, başarılı bulunan birisi de değil. Özellikle Ayşe'yi ağlattığı zamandan sonra ben iyice benim için yani yok bir önce gitsinler. Bu daha izlenmez. Deniz özellikle izlenmez diye şey yapmıştım ama ben onun tamamen şov olduğunu düşünüyorum. Ya biz aslında yarışmacılara ve programa tabii ki objektif yaklaşıyoruz ama şimdi yorumları incelediğimde elendiği programın hemen altında yorumlara baktığımda şöyle bir yorum dikkatimi çekti. Kadın bir izleyici şöyle yazmış. Evdeki 8 yaşındaki oğlum bile senin elenmen için dua ediyor demiş. Yani o kadar enteresan yorumlar var ki. Neden peki Deniz bu kadar sevilmedi? Çok nefret ettirdi kendinden. Aksi gül bir şey. Yani sen orada programdasın. Orada yeni arkadaşlıklar, dostluklar yani beraber sonuçta orada yemek yapıyorsunuz. Hani rakipsiniz okey ama yani bir yandan da aslında orada bir sıcak. Yani biz mesela diğer yarışmacıları niye sevdik o kadar? Mesela daha önceki yarışmacılar niye o kadar sevildi hani vesaire. Deniz ilk defa bence MasterChef tarihinde en böyle nefret edilen kişi oldu. Yani tabii MasterChef'te bu zamana kadar çok tepki alan o vardı, bu vardı falan ama Deniz onların da üstüne çıkarak yani MasterChef'te seneler sonra da hani deseler ki kimden nefret ediyorsun mesela? Millet hala der ki orada ben MasterChef'te işte 2000 Euro'da yarışan Deniz'den nefret. Çünkü gerçekten dediğim gibi 8 yaşındaki çocuklar ya benim kuzenim izliyor. Deniz diyor, yok diyor, becerisi yok diyor, kardeşim izliyor, annem izliyor. Annem babam bak izliyor akşamları ve diyor ya bu böyle de olmaz, çok geçimsiz. Ve özellikle Ayşe olayında o çok tepki aldı. Yani evet. Ayşe zaten böyle çok saf, masum bir kadın. Anadolu kadını bir kere çok naif, sıcak. Ama sen Ayşe'yi yani böyle ağlatacak raddeye getirmen artık yani şey yaptı yani. Ve orada dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Şimdi izleyicilerimiz belki izlememiştir, onu hatırlatalım. Deniz'in çifte tadım yaptığı bir bölümde yukarıda izledikleri bir kısım var. Ayşe orada aslında kaşığı neden çifte tadım yaptığını fark etmediği için kızıyor ama Deniz de orada sen bunu nasıl fark etmezsin diye Ayşe'ye yükseliyor. Halbuki bir Ayşe'nin sorumluluğu değil. Aynen. Bütün takım arkadaşlarına yayılması gereken bir problem. Orada bütün takım arkadaşları Ayşe'ye destek oldu ve Deniz böyle tepki gösterdiği için Deniz'e çok fazlasıyla yükseldiler ki bunu konseyde de konuştular. Şimdi Ayşe bu kadar sevilirken, pohpohlanırken, seçilirken Deniz'in bu kadar dışlanması mı onu daha agresif yapıyor sence? Şimdi bir insan dışlandığı için agresiflik seviyesi yükselebilir mi mesela? Bu geliyor benim aklıma. Şimdi bir insan dışlandığı için tabii ki bence agresiflik şeyi yükselir. Atıyorum mesela senle bir ortamda otururuz, arkadaşlarımız vardır. Sen beni dışlarsın. Bir agresif şey yapıp hani kendimi böyle göstermeye, hani ben de buradayım diye şey yapmaya çalışırım. Ama Deniz'inki bence o değil. Onun çok ötesinde olan bir şey. Deniz kendini, ya şey düşünüyor herhalde. Ben bir ara onu düşünüyorum. Abi insanları kendimden nasıl nefret ettirebilirim? Nasıl böyle şey yapabilirim diye düşünüyor herhalde. Bilmiyorum. Çünkü doğru düzgün Deniz'i tutan bir insan yok yani. Ben hiç denk gelmedim. Dedim ki bu Ayşe olayı sen az önce anlattın. Ya o tamamen orada Ayşe haklıydı. Deniz çok saçma bir tepki verdi orada. Evet ve takım arkadaşları da aynı tepkiyi veriyor. Benim gözümden yani hiç unutamadığım sahnelerden bir tanesi de Deniz aday ve kırmızı takım oyunu kaybediyor. Bir tane daha aday çıkarmaları gerekiyor. Deniz
kendi takımının oyun kaybetmesine seviniyor. Harika bir pota olacak diyor ve gülümsemesi var. Bu fotoğrafı da seyircilerimizle paylaşırız. Yani bu şekilde devam etseydi bile yarışmaya, elenmeseydi bile ben reaksiyonların değişeceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Elenmeseydi bir şekilde kavga gürültü devam ederdi ama ben sanmıyorum ki Deniz MasterChef'in finaline kadar gidebilsin. Hı hı. Yani zaten hani elenmeseydi de devam etseydi diyordum hani bu yok yani finale kadar şey olmaz. Bu da biraz daha pofoflarla biraz daha kalır. İşte hani biraz da aslında programlarda reytinglere de çok bakıyorlar ya. Hı hı. Ben ona da çok inanıyorum. Yani bir şey tutuldu sosyal medyada falan çok tepki aldıysa bu yapımcının hoşuna giden bir şey sonuçta ya biraz daha kalsın falan muhabbetinden bence yani Deniz'in elenmesi o konuda çok iyi oldu. Yani sen Deniz devam etseydi izlenme potansiyelini bu şekilde devam ettirirdin diyorsun. Ettirirdi. Çünkü insanlar kaos hani, seviyor galiba kaos bizim izleyicimiz. Seviyor tabii canım. Yani Survivor'da da görmedin mi? Neler neler oldu. Yani o kadar izlendi. Bitti sonuçta. Şimdi MasterChef'te de yine bir kaos olacak. Çünkü insanlar kaos gördükçe işte sosyal medyadan aa bak bu olmuş. Aa bunu izledin mi? Ya da atıyorum benim bir arkadaşım var MasterChef'i izlemiyor ama Deniz'in videolarını Instagram'da Twitter'da gördüğü için MasterChef'i izlemeye başladı. Hı hı. O da çok bir anda kıl oldu Deniz'e. Şunu da sormak istiyorum. MasterChef 2024'te favori en beğendiğin yarışmacı kim? Ben stilini seviyorum, yarışma tarzını seviyorum, üslubunu seviyorum dediğin. Beyza bence ya. Beyza ve Onur. Şimdi yani kafamda da kurulabilirim ama Beyza'la Onur'un da bir arasında böyle bir şey var. Yakışıyorlar böyle tatlılar hani ikisi de çok iyi ve ben ikisinden birinin kazanmasını gerçekten isterim. Çünkü diğerlerine de bakıyorsun iyiler hoşlar lezzetleri elleri falan çok iyidir ama Beyza iyi ikinci sırada da ben Onur derim. Tamam. Belki de Ayşe hani üç kişi sayabilirim sana. Favori bir tane isim alayım. Beyza. Beyza diyorsun. Evet Beyza çok iyi. En beğenmediğin yakın zamanda elenir dediğin. Valla Deniz vardı Deniz'in dışında da. Artık gitti. Yani şu an... Yok ya hani gerçekten Deniz dışında yok ya bu elinir falan diye düşündüm. Çünkü o kadar bir anda biz Deniz'e kitlenmişiz ki. Senin kim? Vermeyeyim ben şimdi. Dedim ama bir anda Ümmühan. Ümmühan. O da yani Deniz'in izinden biraz gidecek gibi. Belki de kaos ondan çıkacak Dilara. Hiç belli olmaz. Olabilir. Belki de kaos ondan devam edecek ama biz dediğim gibi Deniz'e bir anda kitlenmişiz ki böyle hani ona şey yapmışız kendimize. Onun dışında kimse için ben şeyi düşünmedim hani. Ya bu elenir, bu başarısız falan diye düşünmedim. Ama Rıdvan şu da var, şimdi Deniz dışında kimseye odaklanmadık diyorsun ama çünkü odaklanacak herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Evet. Yemek yaparken ona yemek verilmediği için kenarda bekledi, ellerini beline koydu, bana yemek yaptırmıyorlar dedi. Çift tadım yaptığını takım arkadaşları fark etmedi diye onlara yükseldi, onlara tepki gösterdi, ağladı, bayıldı. Yani bunlar normal bir yarışmada dikkat çeken olaylar. Haliyle de izleyicinin de dikkatini çekiyor. 2024 MasterChef için şampiyonluk favorin kim? Çünkü hem mutfaktaki çalışma stiliyle, hem o minimalist hazırladığı tabaklar, hem yabancı mutfaklara olan hakimiyeti. O yüzden ben Semih şampiyonluk adayı olarak görüyorum. Vallahi yani elenmeseydi Serhat derdim. Serhat da çok iyiydi ama ben sana katılıyorum bu konuda. Semih. Yani Semih kazanmasını, şampiyon olmasını çok isterim. Hı hı. Yani... Semih var, Kerem var. Evet, Kerem de bak. Onur var. Yani bu isimler yabancı mutfaklarda da profesyonel anlamda çalışmış, deneyimli çünkü ve tecrübeli isimler. Evet, deneyimleri var. Peki MasterChef'te ilerleyen dönemlerde kaos yaratabilecek bir isim var mı gözünde? Deniz elendi. O yüzden yeni bir isim var mı diye sormak istiyorum sana. Bunu dedik yani Ümmühan. Çünkü o şey yapıyor şu an hani. E şimdi biri fokurdayacak oradan anladın mı? Hep böyledir. Bir yarışmacı belalıdır. Biri vardı ya MasterChef'te. Murat hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Papağan falan vardı. Evet. Sıkıntılı. O yani ondan sonra başkaları pürüz çıkarmaya başladı. Şimdi Deniz gitti. Deniz'den sonra Ümmühan. Ümmühan gider başkası. Hı hı. Çünkü burada dediğim gibi yine yapımcıların da hoşuna gidiyor. Rating. Ve, anladın mı? Affedersin bölüyorum lafımı. Yedeklerden de gelmeye devam ediyorlar. Aynen hala. Biliyorsun öyle. Ki elendikten sonra yarışmacılar kaldığı sayıyla devam etmiyor. Aynen. Belli bir süre daha yedeklerden isim gelmeye devam edecek. Peki yarışmadan sonra benim sosyal medyadaki yorumlardan gördüğüm kadarıyla izleyicilerin şeflere de bir tepkisi var. Şeflerin bu tarz olaylarda sessiz kalmalarının sebebini sorguluyorlar mesela. En basitinden Deniz olayında. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şefler sessiz kalıyorlar mı? Şefler çok sessiz kalıyor. Hadi Danilo şefi bırak. Somer şeften ziyade ben biraz da Mehmet şeften bir tepki, bir şey ya siz hani falan böyle bir tepki versin. Mehmet şef sanki şef biraz daha şey oldu. Daha ama. Öfkeli ve sinirliydi biz onu öyle tanıdık. Bak adamın bakışı bile şey. Hani Somer şeften öyle bir şey tamam beklemem ama Mehmet şeften kesinlikle bir şey olması gerekiyor. Danilo zaten en ılımlıları. Evet, yani. Mehmet Şef'in tepki vermemiz çok saçma. Adam bakıyor yani. Niye bakıyorsun? O kadar öfkelisin, kızgınsın, şeysin.
Yani sert bakışlarım var, sert bir mizacım var. Ama adamın sessiz kalması beni... Ve bugüne kadar da en tepki veren isim olduğu için evet. Biraz da ondan bekliyor sanırım izleyici. Geçmişteki yani. Tepkilerini de bak. Tabii yani ki. Var. Yarışmacı stüdyodan komşuluğu var. Aynen öyle. Şimdi neden sessiz? Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak? Kaptanlık yarışması, dokunulmazlık yarışması çok çekişmeli gidiyor kaptanlıkta. Bakalım bu hafta Zeynep kaptandı kırmızı takımda, mavi takımda Nevzat kaptandı. Aslında şaşırtan isimler. Mesela şu isim kesin bu hafta kaptan olur diyorum. Bakıyorum bambaşka bir isim. Değişik oluyor. Karşısına bambaşka bir ismi seçiyor. Onlar da ona göre bir stratejik yol çizip ilerliyorlar. Heyecanla takip ediyoruz diyelim. Evet. Yani her bölümde heyecanla bakalım finale doğru artık nasıl bir süreç işleyecek. Evet ve yarışmacılar da açıkçası kendini geliştiriyor bunu da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Var mı eklemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Güzel ben teşekkür oldu. Ederim. Güzel bir söyleşi oldu bizim için de. Evet biz bugün Rıdvan'la MasterChef'in son bölümünü konuştuk. Elenen ismi konuştuk. Elenen isim Deniz'di. Deniz'e karşı bir takım tepkiler vardı. Hem takım arkadaşlarından hem izleyicilerden. Bunları değerlendirdik, yorumladık, eleştirdik. Belki kendi yorumlarımızı da kattık. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.